Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu. Dedim ben sana. Seninle işim bitmedi demedin mi? Dayı, basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun ha. Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Dayı! Dayı gidiyor! Ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor. Kimsin sen? Seni öyle bir keseceğim ki leşinden kim olduğunu anlamayacaklar. O kör anan var ya, o bile tanımayacak seni sana yaptıklarımdan sonra. Dur. Bir şey söyleyecek bu. Emanetim var! Çekil! Ömer! 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 Ömer!
Günaydın. 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 Bakıyorum herkes kalkmış. Ben dün gece çok geç yattım, şu şeylere baktım, planlara. Ne güzelmiş yanınca seni görmek. Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadın çıkar vallahi, haftaya okul başlıyor. Ya boş versene, okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım, acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu, aldık mı? Ya, bilir misin? Beni seviyor musun? Önce onu söyle sen. Ver. Seviyor musun? Söyle. Seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsızsın ya? Hayret bir şey ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Abla. Eşya. Hayır. Nasılsın? Dur tamam, konuşma konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti. Dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Genel af var. Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Biri girica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz senin. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu.
Selamlar. İyi mi hastanız? Gayet iyi. Size efendim. Çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze. Konuştuğumuz gibi ses tellerinize de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. Uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer, sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Ejan. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözleriniz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne dersin Eşan? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de... Bandajlar, gözünüz aydın. Artık görebileceksiniz yeni yüzünüzü. Bakalım ne kadar yakışıklı olmuşsunuz. Şuraya dikkatli aç. Tabii efendim. Çok az kaldı. Yavaş. Merak etmeyin efendim. Güzel. Evet, bitiyor. Şimdi açabilirsiniz gözlerinizi. Morluklar var tabii ama... Benim ismim... İyi misiniz? İyi misiniz? Benim ismim... Thank you.
zamanlar Ömer diye bir adam vardı. Cengiz Bey'le en iyi iki arkadaşıydı. Eyşan diye bir kızı sevdi. Ama onlar Ömer'e ihanet ettiler. Onun elinden her şeyini aldılar. Ailesini, umutlarını, hayatını. Ömer seni severek öldü Eyşan. Son nefesinde senin adın var. Ama artık Ömer yok. Artık ben varım. Benim adım